Efendim sabah şerifleriniz hayır olsun, günümüz bereketli olsun. Kanal 7 ekranlarında muhterem hocamız Necmettin Nursaçan'la sohbetler başladı. Yayınımıza hoş geldiniz. Muhterem hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Dünden bugüne nasılsınız hocam? Rabbimize hamd ederiz. Onun sonsuz nimetleri içerisindeyiz. Ama Akif'in dediği gibi kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Yani bu Filistin, Gazze derdi uykumuzu kaçırıyor. Rabbimiz en kısa zamanda bu kardeşlerimizi aydınlığa kavuştursun. Bu kutsal toprakları bu mikro pis ayakların çiğnemesinden muhafaza eylesin. Amin. Ya. Mevla razı olsun hocam. Tez zamanda inşallah. Katkılarınızı bekliyoruz sevgili izleyenler. Yayınımıza telefonlarla bize ulaşabilirsiniz. Hocamıza canlı yayında sorularınızı iletebilirsiniz. WhatsApp hattımıza da video sorularınızı yollayabilirsiniz. Ekranda WhatsApp hattımız var. 0552 037 0707. Instagram'dan da yazılı mesajlarınızı, sorularınızı ve videolarınızı yollayabilirsiniz. Selamlar da gelmeye başladı. Söke Sazlı'dan İbrahim Bey selam ediyorlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı programlar demişler. Şanlıurfa'dan bizi takip ediyorlar. Hayırlı sabahlar. Şanlıurfa'ya selam eder misiniz? Filistinli kardeşlerimize de dua ediyoruz. Hocamdan da dua bekliyoruz demişler. Şanlıurfa'ya selamlar. Hayırlı sabahlar. Güzel bir gün olsun inşallah. Yozgat bizi takip ediyor. Selam ediyoruz. Denizli'den selamlar. İyi ki varsınız. Hocamızın ellerinden öpüyoruz. Dualarını bekliyoruz diyorlar. Allah Denizli'ye de selamlar. Hayırlı sabahlar. Telefonumuz var. Hatırlatmalarımızı telefondan sonra yapalım. İzleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun efendim. Alo. Hoş geldiniz. Alo. Ankara. Duyabiliyor musunuz bizi? Evet duyuyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Selamun aleyküm. Hayırlı aleyküm günler aleyküm hocam. Selam. Buyurun. Televizyonun sesini kısarsanız yankı yapmaz. Televizyonun sesini kısarsanız yankı yapmaz. Telefonla tamam, anlaşalım. Tamam hocam. Ankara'ya tamam. Ya evet. Benim iki sorum olacak size. Şimdi ben resmi nikahlı eşimden ayrıldım. İmam nikahı geçerli mi acaba? Hala devam ediyor mu diye soracaktım. Resmen ayrıldınız, boşandınız. Dini nikah ama duruyor mu diye soruyorsunuz. Tamam, bu birinci soru. İki. Evet. İkinci sorum da hocam ben şimdi bir rahatsızlık geçirdim. Yani sağlık sorunlarım vardı. Geçmiş olsun. Dedim hani iyi sonuç alırsam şöyle hani Afrika'ya para yardımında bulunacağım. Ama şu anda işte savaş durumları var. Filistin'e yardım etmek istiyorum. Yani olur mu? Hani niyetim dışında hani. Bir adak vardı. Bir adağınız vardı. Değil mi? Evet, adak olarak. Evet. Afrika'ya. Adak değil, para, maddi yönden yardım etmek istedim. Ama o da adak oluyor ya sonuçta. Ha, tamam. Değil mi hocam? O da adak oluyor. O da adak oluyor. Doğru. Adak oluyor o da. Yani Afrika'daki ihtiyacı olanlara göndereceğim dediniz. Mağdurlara, mazlumlara göndereceğim. Ama şimdi de diyorsunuz ki ben Afrika demiştim ama Filistin'e göndermek istiyorum. Oradaki Müslüman kardeşlerimize, çocuklara, hastalara göndermek istiyorum diyorsunuz. Evet, acaba bir sıkıntı olur mu diye soruyorsunuz. Evet hocam. Tamam. Hocam dinledi sizi zaten. İki soru. Teşekkür ediyoruz. Ankara'ya selamlar. Çok teşekkür ediyorum ben de size. Sağ olun. Allah razı olsun. Sizden hayırlı de günler. Sizi eksik severek olmayın. İzliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın efendim. Hocam buyurun. Efendim birinci sorusu resmen mahkemece boşanmak aynı zamanda dinen de boşanmaktır. Resmen boşandık da dini nikahımız devam ediyor değil. Bunu bir kesin bilelim yani. Demek ki resmen boşanmak demek hem resmen hem de dinen boşanmak demektir. Ama bunlar yeniden birleşmek isterlerse yeniden bir nikah akdetmek suretiyle bir araya gelebilirler. Dinimiz buna izin verir. Tamam. Bu demek değildir ki dini nikahları duruyor demek değil. Yeni bir nikah akdederek, mehirden bahsederek nikahlanabilirler. Bu birinci mesele böyle. İkinci mesele tabii hani deryeler diye atalarımız ehemmini tercih etmek. Bugün tabii Filistin ya. Hepsinin önüne geçti yani. Filistin'de kan akıyor. O kanı durdurmak için elimizden ne gelirse onu yapmamız gerekiyor. Yani bilmiyorum bugünlerde ben
resmen devletimiz tarafından bir yardım kampanyası açıldığını hissetmedim. Eğer açılırsa seferber olmalıyız, hemen yardımcı olmalıyız. Ama yardım olmalıyız. Kuruluşları vasıtasıyla şu anda zaten yardımlar ulaştırılıyor. Doğru. İmkan nispetinde tabii zor hocam, o yardımları da engelliyorlar. Onu da engelliyorlar. Onu da engelliyorlar. Yardım gitmesini de engelliyorlar. Ama zannederim devletimiz bugünlerde mesela hastaneler falan tabii gönderiyor, ilaç gönderiyor. Tabii. Herhalde bu imkanları sağlıyorlar zannederim. İnşallah. İnşallah, inşallah bu yardımlar da gönderilecektir. İnşallah ya hocam. İnşallah. Bütün dünya seyrediyor. Bütün dünyada hiç mi merhamet yok ya? Hiç mi insanlık duygusu yok yani? Yani 4500 bebek can veriyor ya. Bir hayli kadın ölüyor. Kadın ve çocuklar da özellikle hedefte görülüyor yani. Bu nasıl vicdansızlık? Hocam hastane hedef alınıyor. Bunun ya, ötesi yok. Okul hedef alınıyor. Hastane, mabet, ambulans, cami. Ambulanslar yani hedef alınıyor. Savaşın da bir hukuku var. Evet. Yani sevgili peygamberimiz ve onun halifeleri savaşa giden komutanlara tembih ediyordular. Yani mabetlere dokunmayın, yaşlılara dokunmayın, çocuklara dokunmayın, çocuklara, kadınlara dokunmayın, kadınlara dokunmayın. Hocam ağacı kesmeyin, ya, yeşile dokunmayın. Ya, bu bile böyle, var. Aynen böyle. İslam'da savaş yani, kuralları. Doğru. Hatta hocam yani şeyi değiştirmeyin var. Yanlış hatırlıyorsam düzeltin. Hani diyelim ölmüş. Evet. Ona zarar vermeyin var. Tabii tabii. Ya, ölüye tabii bile zarar vermeyin var ya. Nitekim ya Bedir'de düşünün ki 70 ölü verdi Ebu Cehil tarafı. Yani oradan hadi biz gidelim de onların ölüleri de orada meydanda dursun, kurtlar kuşlar demedi yesin mi? Demedi. Demedi. Onları topladı, bir kuyuya topladı sevgili peygamberimiz. Onlara bile bir şefkat gösterdi. Kurda kuşa yem olmasın diye ya. Yok hocam, hiçbir kural yok bunlarda ve dünyada öyle seyrediyor. Hiçbir yani kural yok. Bu dinimizde böyle savaş kuralı olduğu gibi milletler arası tabii hukuk ki var. Onda yasalar da var. Onda da bu kurallar var yani. Bunlar hiç hak, hukuk, kural dinlemiyor. Bütün dünyada bilsin ki bunlarda insanlık namına bir şey yok yani. Bütün dünyada bilsin hocam, bunu. Hocam bu çocuğun suçu ne bakar mısınız? Ya, ekrana gelen bu çocukların ya, suçu ne? Ya, günahı ya, ne? Şuna bak yani. Bunların günahı ne hocam? Şunu seyreden, gören insan hiç vicdan ürperişi duymaz mı ya? Allah Allah. Ya. Evet, aynen yazıldığı gibi. Dünya kör, dünya sağır, dünya dilsiz hocam. Evet efendim, evet. Mevla selamete çıkarsın buyurduğunuz gibi, duanızda söylediğiniz gibi hocam. Peki, hayırlı sabahlar, programınızı devamlı izliyoruz. İyi ki varsınız. Çorum'dan selamlar demiş izleyicimiz. Çorum'a selam edelim. Bir diğer izleyicimiz, hayırlı sabahlar, Mevla razı olsun hocamızı gördükçe gönlümüz ferahlıyor. Allah razı demiş. Olsun. Kim? Ankara'dan Selma Hanım hocam. Hocamızı Allah gördükçe olsun gönlümüz teşekkür ferahlıyor sağ demiş. Olun efendim. Bir diğer izleyicimiz Sivas'tan. Tüm hastalarımıza ve yoğun bakımda annem için hocamdan dua bekliyoruz. Allah şifa ihsan eylesin. Cümle hastalarımızla birlikte kardeşimizin yakınına. Evet. Evet. Peki. Hatırlatmalarımızı yapalım. Bugün yine hediyeler var sevgili izleyenler. O hediyelerimiz neler? 3 hediyemiz var. Bir kadife kaplı sandukalı Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Bugün bu renk varmış. Dün farklı bir renk vardı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Tesbih ile beraber. Ama gönderilen farklı bir renk olabilir, onu söyleyelim. Mustafa Gür annesi Asiye Gür adına hayrediyor. Şöyle koyalım. Evet, bu Kur'an-ı Kerim'i Mustafa Gür annesi Asiye Gür adına hayrediyor. Mevla hayrını kabul etsin. Bir Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Ertan Gürcan anne baba ve kardeşi için hayrediyorlar. Bir de bu gördüğünüz seccade seti hediyemiz olacak. İçinde seccadesi var, heybesi var ve tesbihi var. Toplamda 3 hediyemiz. Ha, bunların yanında da Silivri'den Sabahat Üncük Silivri'den yollamış. Böyle nakışlı seccadeler yollamış. Evet, çok da güzel. Bunlardan da ilave edeceğiz. Her bir hediyenin yanına ilave edeceğiz. Bu hediyeler için toplamda 3 şifremiz olacak. Kalem kağıt hazır olsun. Birinci şifre biraz sonra. Öncesinde bir video sorumuz var. Bakalım izleyicimiz ne sormuş. Hocam selamünaleyküm. Aleyküm. Hayırlı selam. Yayınlar. Dedem çok hasta, felçli.
Ona dua eder misiniz hocam? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Dua bekliyor hocam. Kardeşimizin dedesine de, cümle hastalarımıza da Yüce Rabbimiz Eşrafi ismi şerifi hürmetine şifalar ihsan eylesin. Amin. Bir video sorumuz daha var. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı yayınlar. Benim bir sorum var. Helalleşmek istediğim biri var fakat kendisine ulaşamıyorum. Bazı sıkıntılar çekiyorum. Hani bundan kaynaklı olduğunu da düşünüyorum. Çok tövbeler yapıyorum. Tövbe namazları, zikirler, sadakalar. Hani ne varsa elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum ama kul hakkı hani kendisiyle helalleşmeyince ödenmez diye bir şey de duydum. Bunun hakkında sizden bilgi alabilir miyim? Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Elbette kul hakkı önemli. Hesap gününde hakkı geçenlerle helalleşeceğiz. Ama izleyicimiz diyor ki helalleşmem gereken birisi var fakat ulaşamıyorum. Bunu ahirete de bırakmak istemiyorum. Ne yapabilirim diye soruyor. Bu sorunun cevabını aynı zamanda hediyelerimiz için ilk şifreyi reklamlardan sonra paylaşalım. Kısa bir ara rica ediyoruz. Yayınlar. Benim bir sorum var. Helalleşmek istediğim biri var fakat kendisine ulaşamıyorum. Bazı sıkıntılar çekiyorum. Hani bundan kaynaklı olduğunu da düşünüyorum. Çok tövbeler yapıyorum. Tövbe namazları, zikirler, sadakalar. Hani ne varsa elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum ama kul hakkı hani kendisiyle helalleşmeyince ödenmez diye bir şey de duydum. Bunun hakkında sizden bilgi alabilir miyim? Çok teşekkür ederim. Evet, yeniden birlikteyiz sevgili izleyenler. Reklamlardan önce soruldu bu video soru. Hocam neler söylersiniz? Efendim, madem hak sahibini bilemiyor, bulamıyor. Şimdi Filistin'e o düşündüğü mesela ne kadar borcu vardı o kişiye veya o kişinin kendine ne kadar hakkı var? Onu böyle şeyi de düşünerek biliyor musun? Değer kaybını da hesap ederek, değer kaybını da hesap ederek Filistin'e yardım kampanyası açıldığında göndermelidir. Evet, helalleşmek istediği kişi adına doğru. Oraya gönderebilir. Filistin'e gönderebilir dediniz. Tamam. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Selamlar geliyor. Hocam Konya'dan selamlar. Sizden dua istiyorum. Hafızlık yapıyorum. Ellerinizden öperim. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Hafız olur. Hafız kalır inşallah. İnşallah. Eyüp Ayhan ailece izliyoruz. Denizli'den selamlar demiş. Hayırlı yayınlar hocam. Filistin'deki zulme dünya sessiz kalıyor. Bu mazlumların ahından dolayı dünyayı daha çok büyük felaketler bekler demiş. Allah korusun tabii. Tabii şimdi şurada bir kişi haksız yere dövülüyor. O etraftakilerde seyirci kalıyor. Allah'ın laneti dövene de seyirci kalanlara da olur. Yani şimdi Filistin için seyirci kalanların durumu da pek selamet değildir yani bu bakımdan. Elbette. Çünkü Müslümanlar bir vücut gibidir. Ayağa diken batsa baş ondan rahatsız olur. Bütün İslam dünyası rahatsız olmalıdır bundan. Uykularını uyuyamamalıdırlar. Yemeklerini yiyememelidirler. Yani niçin? Bu kan duruncaya kadar. Bu yaranın sızıntısı bitinceye kadar. İslam dünyası onu çok yakından duymalı. Men esbaha la yehtemmü bi emril müslümin feleyse minhum, Müslümanların derdiyle dertlenmeyen onlardan değildir. Allah Resulü böyle buyuruyor. Evet. Evet efendim. Bir video sorumuz daha var. İzleyelim görelim. Hocam hayırlı yayınlar. Hocam ben bu videoyu Adana'dan gönderiyorum. İki adet sorum olacaktı. Cennete bazı hayvanların girecekleri söyleniyor hocam. Hangi hayvanlar cennete girecek? Eğer böyle bir şey varsa onu sormak istiyorum. İkinci sorum da şeytan diğer meleklere imamlık yapmış, hocalık yapmış. Böyle bir şey doğru mu hocam? Şeytandan çok şey öğrenmiş yani diğer melekler. Doğru mu böyle bir şey? Onu sormak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Adana'dan sevgiler. Adana'ya selamlar. Hocam buyurun. Efendim şeytanın meleklere imamlık yaptığı söz konusu değil de bir kere şeytan cindir. Azazilmiş hocam ismi öyle cin, mi? Evet, cinlerden birisidir. Evet. Allah'a ibadet ederek yükselmiş. Meleklerin arasına karışmış.
Ama daha sonra isyanı yüzünden şeytan bu konumunu yitirmiş. Fefeseka an emri Rabbi, Allah'ın emrinin dışına çıktığı için Allah'ın rahmetinden kovulmuştur. Euzu billahi mineşşeytanirracim diyoruz. Racim ne demek? Yani kovulmuş, Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Rabbim sana sığınırım. Öyle diyoruz. Evet efendim. Hangi hayvanlar cennete girecekler? Ashab-ı Kehf'in kıtmiri, Yunus Aleyhisselam'ı yutan balık, Allah Allah. Hazreti İsmail için gönderilen koç, Hazreti Salih'in bir mucize olarak gösterdiği devesi, İbrahim Aleyhisselam'ın misafirlerine ikram olsun diye kestiği dana, Subhanallah. Uzeyr Aleyhisselam'ın merkebi, Süleyman Aleyhisselam'ın karıncası, Hazreti Süleyman'ın zamanında hüdhüd kuşu. Bizde çavuş kuşu da denilir ya. Musa Aleyhisselam'ın ineği ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Kasva atlı devesi. Kasva. Evet. Evet. O hani hocam Medine'ye ilk girdiğinde doğru. Nerede kalacağını tespit eden devesi. Ya doğru efendim. Orada evet, bir mucize. Doğru, tabii. O da bir mucize. Evet efendim. Hocamızın bu saydığı, söylediği hayvanlar cennette olacaklar o halde. Evet. Cennete girecekler. Ayrıca tabii yani mesela sahabeden biri soruyor. Ya Resulallah, cennette at olacak mı? Evet. Bir diğeri cennette öküz olacak mı? Yani o kişinin gözünde en değerli şey öküzü veya atı. Doğru. Sevgili Peygamberimiz öküz olacak, at olacak demiyor da cennette her isteyenin her istediği olacak. Peki. Teşekkür ediyoruz hocam. İzmir'den izliyoruz. İyi ki varsınız. Kahvaltı sofrasındayız. Hocamıza selamlarımızı iletin. Dua bekliyoruz hocamızdan. Filistinli kardeşlerimiz için diyor. İzmir'e selamlar. İnşallah sofralarınızda bereketli olsun. Afiyet şeker olsun diyelim. Bir diğer izleyicimiz Antalya'dan bizi takip ediyorlar. Antalya'ya selamlar. Edirne takip ediyor, izliyor. Çorlu'dan selamlar. Çorlu'ya da selamlarımızı yollamış olalım. Yine bir video soru var. İzleyelim, görelim. İyi günler hocam. Benim 2 sene boyunca çocuğum olmadı. Olmadığı esnada da bir adak diledim yani. O zaman garip bir aile vardı. Onun da 3-4 yaşlarında kız çocuğu vardı. Dedim çocuğum olursa bu kız çocuğuna kıyafet alacağım. Her şeyiyle birlikte ayakkabısı şey ve çocuğum oldu. Ben de almadım. Şu andan üstünden rahat 23-24 sene geçti. Kız şu anda 27 yaşlarında neyi? Ve memlekete gittikçe bakıyorum, bulamıyorum yani kızı, yok kız. Gelmiyor da köye. Ha o geliyorsa ben olmuyorum köyde. Bir türlü şey demedim yani çocuğu. Şayet ben şimdi bir elbise alsam, 3-4 yaşında o aradığım yaştaki bir kız çocuğuna mı alacağım? Yoksa o kızı arayıp bulup o kıyafeti ona şu anki haline mi alıp giydireceğim? Ha yoksa başka bir kız çocuğu olup hani 27-28 yaşında ona göre mi almam gerekiyor? Yani illa o kız olması şart değil. Bir başka kız da olsa olur. Çünkü onu göremiyorum, bulamıyorum. Doğru. Aradan 22 yıl geçmiş. Doğru efendim. Bir başkası olur diyorsunuz. Ama şu var ki Allah'a verdiği sözü yerine getirmelidir. Yani adağını yerine getirmeli. O adak yerine gelmeli. Doğru. Ama o kız olmaz da başka birisi olur. Başkası olur, evet. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz. Yine bir video sorumuz var. İzleyelim, görelim. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm. İyi yayınlar. Size 2 sorum var. Benim başım açık hocam. Ben kapanmak istiyorum ama eşim asla istemiyor. Kapanırsan diyor, bütün aldığın tesettür kıyafetleri paramparça yaparım diyor. Allah Allah. Bunun günahı bana mı, ona mı yoksa ikimize mi? 2. sorum ise hocam, eşim alkol kullanıyor. Kullanmasını istemiyorum. Hani günah diyorum, kullanma diyorum. O da alkol günah değil, haram diyor. Ben de harama el uzatmak da günah diyorum. O da hayır deyip duruyor hocam. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Şimdi bir kere alkol günah değil, haram. Günah ne demek? Haram. Günah ne demek? Yani Allah'ın yasak ettiği şeyi
ya inkar etmek ya da ihmalle o suçu işlemek. Günah bu. Yetim hakkı yemek günahtır mesela. Yetim hakkı yemek haramdır. Ha cümleyi böyle kurmuşum, yani, ha böyle kurmuşum. Doğru. Ha günah demişim, ha haram demişim. Yani bu laf ebeliğinin ne gereği var? Yani haram demek Allah'ın kesin yasağı demek. Şaka mı, laf mı bu? Laf mı? Bunun hesabı ağır olur. Bunun hesabı ağır. Yuvadaki geçimsizliğe de sebep olur. Haramları işlemek. Ya, haramları işlemek bir de bak hakkında bir şüphe, tereddüt. Yani günah değildir, haramdır. Haramı sen basit mi görüyorsun? Günahtan, günahın en basitini haram mı görüyorsun yani? Oysa ayetlerde sabit değil mi hocam? Elbette tabii. Ayet-i kerimeler elbette sabit. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu ricüsün. Ey müminler, içki, kumar pistir. Şeytan işidir. Ondan sakının ki mutluluğa eresiniz. Ezeli düşmanınız şeytan, içkiyle, kumarla aranıza kin girdirmek istiyor. Düşmanlık girdirmek istiyor. Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Fehel entüm müntehun? Vazgeçtiniz değil Allah mi? Allah. Ey akıllı müminler. Allah Allah. Rabbimiz böyle buyuruyor Allah ya. Allah Allah. Yani bakın nasıl kelime kelime hemen ilk kelimene ricisün pistir diyor ya. Yani dinimiz demek ki aklı dumanlayacak şeye izin vermiyor. Evet. Hocam ilk sorusu da çok ilginç. Tesettüre girmek istiyorum, eşim izin vermiyor. Onunla da kalmıyor. Tesettüre girersen alacağın tüm o kıyafetleri, elbiseleri parçalarım diyormuş hocam. Hanım kızımız diyor ki peki burada vebal kimde, sorumluluk kimde? İkimizde mi diyor? Elbette ikisinde. Bir kere tesettür Allah'ın emridir. Peygamberin emridir. İslam dünyasında ittifak vardır. Bu soruyu soran hanım kızımızın annesi, kayınvalidesi bu emirlere hep uyarak yetişmiş hanımlardır değil mi ya? Elbette. Ya. Öyle olunca yani iyi ki hanım kızımız ben diyor artık tesettüre gireceğim diyor. Böyle düşünmesiyle bir sevap kazanıyor. Ama beyefendi buna müdahale etmek istiyor. Ben diyor tesettür kıyafetlerini alıp getirirsen ben de parçalarım diyor. Bu ne düşmanlık tehdit hocam? Tehdit ediyor. Bir kere o giysileri parçalaması israftır ayrı. Ama hanımefendinin tesettüre girmesine hiç razı olmuyor izin. Sen kim oluyorsun ya? O konu senin yetki alanının dışındadır. O yetki Allah'ın yetkisidir. Allah emrediyor. Allah'ın emrettiği şeye sen muhalefet etmek istiyorsun. فَلْيَحْزَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Allah'ın emrine muhalefet edenlerin ya bir fitne ya da bir azap yakalayacağından sakının. Öyle hak sillesinin sadası yoktur. Bir vurdu mu devası yoktur. Allah korusun. İnne bedşe rabbike leşedid. Allah'ın yakalayışı amansızdır. Allah korusun. Ya hani bu delikanlı bu işten vazgeçmeli. Bu yanlış yoldur. Bundan tevbekar olmalı. Yani Allah'ın hududuna tecavüz ediyor. Allah bilmiyor, ben bilirim. Haşa meydan okuyor hocam. Tabii, meydan yurtarım okuyor. Yurtarım diyor hocam. Meydan yani, okuyor resmen. Meydan okuyor. Bu yanına kalmaz. Evde bereket olmaz. Evde huzur olmaz. Peki böyle evden çocuklar meydana geldi. Dikenler arasında bu çocuğu nasıl hayrül halef yetiştireceğiz? Bu çocuk Allah mahkemesinde bizden şikayetçi olur, şefaatçi evet. değil. Peki bu hususta kocasını dinlemek zorunda mı? Dinlemek zorunda değil. Dinlemek Halika isyan yerinde mahluka itaat caiz değildir. Caiz. Halika isyan yerinde mahluka itaat caiz değildir. Evet. Peki teşekkür ediyoruz hocam. İlk şifreyi paylaşalım. Zamanı geldi sevgili izleyenler. Sonra devam edelim. 3 hediyemiz var. Bugün yine bir kadife kaplı sandukalı Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Mustafa Gür annesi Asiye Gür adına hayrediyor. Bir Kur'an-ı Kerim hediyemiz var.
Ertan Gürcan ailesi adına hayrediyor. Bir de bu Seybeli Seccade set hediyemiz olacak. Hepsinin yanında Silivri'den Sabahat Üncü hanımefendinin hayrı olan bu seccadelerden de ilave edeceğiz. İşte bu hediyeler için ilk şifre, birinci şifre. Hemen kalem kağıt hazırsa lütfen not alın. Ekrana gelecek ilk şifre Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi. El-Mümit, ya Allah Celle Celaluhu. Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan. Demek ki yaşamamız, ölümümüz, izzetimiz, zilletimiz hep onun elindedir. O halde ona ne kadar muhtacız? Ondan utanmalı, ondan korkmalı, ona saygısızlıktan sakınmalı değil miyiz yani? Evet. Evet efendim. Teşekkür ediyoruz hocam. Birinci şifre ekrana geldi. İki şifremiz daha var. Kalem kağıtlar hazır olsun. Zamanı geldiğinde, vakti geldiğinde biraz sonra inşallah paylaşalım. Mudanya'dan izliyoruz, takip ediyoruz diyorlar. Mudanya selamlar, teşekkürler. Ankara'dan izliyorlar, Ankara'ya selamlar. Hatay'dan izliyoruz, takip ediyoruz. Bize selam yollar mısınız? Elbette. Hatay, hayırlı sabahlar. Hayırlı, bereketli, güzel bir gün olsun inşallah. Hocam bir telefonumuz var. İzleyicimizin tabii sorusunu duyalım, sonra devam edelim. Hoş geldiniz yayınımıza, buyurun. Alo. Gaziantep, hayırlı sabahlar, hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Buyurun. İyi günler efendim. Buyurun. Benim bir sorum olacaktı. Buyurun. Umre'ye gitmek istiyorum ben. Evet. Çocuklarımla gitmek istiyorum. Biri 18, biri 17, biri de 13 yaşında. 13. Evet, onları tamam. Da götürmek istiyorum. Tamam. Şimdi çok sıcak bakmıyor. Hani diyor, küçükler daha namaz falan kılmıyorlar. Daha çok günaha girerler. Eşiniz gelmeyecek mi peki sizinle? Eşiniz olmayacak mı? Eşim gitti geldi. O gitti geldi. Tek gitti, sizi götürmedi. Şimdi siz gideceksiniz tek. Evet. Beraber gitseydiniz daha iyiydi. Kayınvalidemle gittiler. Ben gidemedim. Anneyi götürdü. Annesini götürdü. Evet. Tamam, tamam. Allah kabul etsin. Eşiniz şimdi bu 13 yaşında, 17 yaşında, 18 yaşında çocuklarınız var. Onları götürme. Zaten hani ibadetlerini tam yapmıyorlar. Orada günaha girerler. Sen tek git mi diyor size? Evet. Gelince evet. Diyor yani yapamazlar diyor, namaz kılmazlar. Hani sorumlu olurlar diyor. Şimdi oraya giderlerse döndükten sonra o ibadetleri devam ettirmeleri gerekir. O yapmıyorlar zaten şu anda. Boşu boşuna günaha girmesinler diye mi düşünüyor? Evet, öyle düşünüyor. Ben de diyorum ki hani günaha girmezler, daha iyi toparlarlar kendilerini diyorum. Evet. Bakalım hocam yanlış neler söyleyecek. Düşüneceğim. Tamam, yani hocam neler söyler duyalım ama siz evlatlarınızı götürmek istiyorsunuz yanınızda. Evet. Tamam. Hocamızın tavsiyelerini dinleyelim. Teşekkürler. Evet. Antep'e selamlar. Hocam siz ne tavsiye ediyorsunuz? Efendim, İbrahim Peygamber Kabe'yi yaparken oğlu Hazreti İsmail'i de getirmiş, orada bulundurmuştu. Yani bakın, demek ki bu bize bir örnektir işte. İbrahim Peygamber Kabe'yi yapıyor. Ya İsmail küçük gelmesin, o demiyor. Anasının yanında dursun demiyor. Demiyor. Onun da yanında bulunmasını istiyor. O yüzden bakın, dua ederken Rabbena vec'alna müslümeyn leke ve min zürriyetina ümmeten müslümeten lek. Ya Rab, bizi ve evladımızı Müslüman eyle. Rabbi cealni mukimes salati ve min zürriyeti. Ya Rabbi, beni ve evladımı namaz kılanlardan eyle diye duası Kur'an'da geçiyor. Bence hanımefendi güzel düşünüyor. Madden, mal güçleri yetiyorsa bir de yanlarında bu işi güzelce anlatacak bir din görevlimiz varsa umarım ki o gençler çok etkilenirler. Orada sevgili peygamberimizin, ashab-ı kiramın hatıraları bulunan kutsal mekanlarda yaşanan tarihi olayları anlatacak bir dil olursa, taş kalpli değil ya bu gençler, daha elbette temizdir onların kalpleri, onların mayaları çok daha temizdir. Umarız ki etkilenirler ya. Hocam siz böyle deyince aklıma
geçmiş sohbetlerden bir kıssanız geldi. Babaanne kıssası var ya, babaanne torun. Bu hanım da Gaziantep'li değil mi? Evet. O da Gaziantep'le ilgiliydi. Hocam anlatır mısınız peki, lütfen? Peki anlatayım. Merhum Ahmet Zeylan anlatmıştı. Hatta yanımızda o zaman meclis başkanımız İsmail Kahraman Bey de vardı. Merhum Ahmet Zeylan şöyle anlatmıştı. Gaziantep'li bir delikanlı oğlumuz askerden geliyor ama böyle dini eğitimden, irşattan uzak biri. Bir elinde kama, bir elinde şişe. Var mı bana yan bakan? Ben adamı kuşbaşı ederim. Baba arlanıyor bundan. Yani oğlunun elinden kamayı alayım derken burnu kesiliyor. O günün şartlarında da dikilemiyor. Lakabı Yirik. Yirik. Yirik diye çıkıyor. İşte bir gün oluyor bunun babaanne, oğlum beni hacca götür. Babaanne, benim aklımda içki var, benim aklımda kumar var ya, sen bana haçtan bahsediyorsun oğlum, çok para veririm. Babaanne, ne kadar para verin? Şu kadar para veririm. Ya iyi ya, 3 yıllık içki parası çıkıyor. Tamam babaanne, götürürüm ama bana hacca falan deme. Yok oğlum, ben sana haccap demiyorum, yani sadece sen beni götür. Allah Allah. Ve götürüyor. Şimdi varıyorlar, tavaf, sa'i yapılıyor. Yani umre bitiyor. Umre bitiyor ama ecel Nazmiye Hanım'ı yakalıyor. Ama bizim Ferhat'ın da şımarıklık orada bitiyor. Allah Allah. Tevbe edip hac yapıyor. Haçtan geldikten sonra hiç yana bele bakma yok. Yolda giderken ayağını atacağı yere bakıyor hep. Yani demek babaanne Nazmiye Hanım oğlunun böylece yanımda giderse belki düzelir diye düşüncesi var ya, nitekim de öyle oluyor. İşte ya, nitekim ya. De öyle oluyor. Bu muhterem hanım kardeşimiz de bakın sevgili evlatlarını götürmek istiyor. Baba, asıl sen bu çocukları terbiye etmek, sen aile reisi olarak kullukum ra'in ve kullukum mesulun anlatıyor. Hepiniz çobansınız, sürünüzden sorumlusunuz. Çoban, kötü çoban, eti yedin, sütü içtin, sürüyü kurda kırdırdın hitabına muhatap olmamak için bu değerli eşiniz böyle düşünüyor. Hanımefendi, teşekkür ederim, tebrik ederim, ne güzel düşündün de bari ya. Değil mi? Yani bu çocuklar da gitsinler. Yani sevgili peygamberimizin, ashab-ı kiramın hatıraları bulunan yerleri anlatan güzel de bir dil olursa gençlerimiz çok etkilenirler. Yani. Hocamızın tavsiyesi de bu yönde, inşallah dikkate alırlar diyelim. Şimdi bir izleyicimiz yazmış, diyor ki hayırlı günler, biraz önceki hanım eşi tesettürlü olmama izin vermiyor diyen hanımefendi hem kapanmak isteyip hem de böyle bir eşle nasıl evleniyor demiş. Kapanmak istiyorsa böyle bir koca ile evlenmemesi lazım. Böyle bir koca ile evlenmek istiyorsa da dediğini yapması lazım. Katılır mısınız? Bu cümlesine iştirak etmiyorum değerli seyircimizin. Yani diyelim ki evlenmişler. Yani şimdi evleneceğiz. İlla benim alacağım kız efendim tesettürlü olmalı. Ya belki de evlendikten sonra tesettüre girecektir. İlla hemen ön yargıyla böyle hareket etmemeli. Nasıl böyle diyen bir kocayla bu hanımefendi niye evlendi? Madem evlendi dediğini yapacak, öyle bir şey yok. Allah'ın emri aslında. Allah'ın emri her zaman için başımızın tacıdır ya. Kaldı ki insanlar sonradan değişebiliyor evlendikten sonra. Tabii. Baştan öyle derdi, evlendikten sonra nasıl olsa evlendik, hayır der öyle mesela. Böyleleri evet. De görüyoruz sonuç itibariyle. Peki devam edelim. Yine bir video sorumuz var. İzleyelim. Kıymetli Necmettin Nursacan Hocam, evvela böyle bir program yaptığınız için Muhsin Bey'e ve size, Muhsin Bey'den ve sizden Allah razı olsun. Hocam benim sorum şöyle, ağır depresyon geçirmek, psikolojik tedavi görmek, büyü, muska, korku, üzüntü, hastalık, fakirlik vesaire hayatta karşılaştığımız bu olaylar kaderimiz midir, imtihanımız mıdır? Veya kulun yapmış olduğu bir hatadan dolayı ceza mı olabilir? Hocamın ellerinden öperim. Buyurun hocam. Efendim aslında her şeyi kader. Ne demek? Kader ne demek? Vaktinden önce olacak şeyleri
Rabbimizin bilmesine kader diyoruz. Günü, zamanı, yeri gelince de onun gerçekleşmesine kaza diyoruz. Öyleyse ben ne yapayım ya? Benim elimde psikolojik rahatsızlığa kapanmak varmış benim kaderimde. Benim suçum ne? Bir depresyona yakalanmak varmış. Bu korkuyu yaşamak varmış. Bu hastalığa yakalanmak varmış. Ben ne yaparım, ne yapabilirim dememiz doğru değildir. Allah bize akıl verdi, irade verdi. Hayır yoluna gidersen kulum razı olurum, yaratırım. Şer yoluna gidersen razı olmam ama onu da yaratırım. Ve ondan da hesap sorarım. İşte bu. Demek ki ne yapalım, benim elimden bir şey gelmiyor. Kaderimde kumar oynamak var. Kaderimde hırsızlık var. Yok, böyle diyemem. Mevlana böyle anlatıyor, biliyor musun? Adamın biri hırsızlık yapmış, polis de copla vuruyor. Ne vuruyorsun diyor. Benim kaderimde var hırsızlık yapmak. Polis de diyor ki, benim kaderimde de sana vurmak var diyor. Yani öyle. Yani şimdi ben ne yapayım? Ben bilmiyordum. Kaderimde varmış böyle bir şey. Benim sorumluluğum yok diyemeyiz. Allah bize akıl verdi, irade verdi. Aklımızı, irademizi hayır yolunda kullanıp kullanmadığımıza göre sorumlu oluruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, selamlar geliyor. O selamlardan bazıları. Adana'dan izliyoruz demişler. Adana'ya selamlarımızı yollayalım. Güzel bir gün olsun inşallah Adana. Kırşehir'den bizi takip ediyorlar. Kırşehir selamlar. Yine Konya takip ediyoruz diyor. Konya'ya da selamlar. Güzel bir gün olsun. Instagram'dan gelen sorulara bakalım. Hocam geçen hafta zekat bahsini işlemiştik. Evet efendim. Bir hayli soru geldi. Onların devamı gibi devam edelim. Ayfer Hanım diyor ki, emzirdiğimiz süt oğlumuza ve çocuklarına zekat verebilir miyiz? Süt evlatlarına zekat verebiliriz. Yani o mani değildir. Yani öz neyse ben bizden meydana gelen evladımıza zekat veremeyiz ama süt hısımlarına zekat verebiliriz yani. Emzirdiğimiz süt oğlumuza, tabii. Çocuklarına ya da onların çocuklarına doğru zekat verebiliriz diyorsunuz. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. WhatsApp hattımızda video sorularınızı bekliyoruz. İkinci şifre az sonra. Bu arada Instagram'dan gelen sorulara bakacağız. Biraz sonra devam edeceğiz. Zekatla ilgili sorular var, onlara dönelim ama öncesinde bir İstanbul sokaklarına uzanalım. Sevgili Çiğdem bu hafta hocam abdestin şartlarını sordu. Güzel. Namaz abdestinin ve nasıl alınır diye sordu. Ya bu da sorulur mu diyenler olabilir. Yani kim bilmez ki abdest almayı diye düşünebilirsiniz. Bakalım öyle mi? Bugün Bakırköy'deyiz. Vatandaşlarımıza abdestin nasıl alındığını sorduk. Bakalım nasıl cevaplar alacağız? Üç kere elimizi yıkıyoruz. Üç kere ağzımız. Üç kere burnumuz içine çekecek şekilde. Yüzümüz, kulaklarımız ve boynumuz, başımızın dörtte birini meshediyoruz. Ondan sonra da üç kez sağ ve sol ayaklarımız parmak içlerine gelecek şekilde. Abdest nasıl alınır? Evet, yani şu an nasıl tarif edeyim ki biliyorum ama. Çok... Söyleyebilirsiniz. Yani gusül normal şey abdest değil mi? Yok, normal. Yani önce ellerimizle başlıyoruz. Ağzımız, burnumuz, yüzümüz, işte bileklerimiz. Sonra ense, kulak derken abdestimizi alıyoruz. Abdest nasıl alınır? İlk önce abdest alırken niyet ederiz. Niyet ettikten sonra ellerimizi 3 defa yıkarız. Sonra ağzımıza 3 defa su verip alırız. Ondan sonra burnumuza, yüzümüzü 3 defa yıkarız. Ondan sonra kollarımızı olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Dirseğe kadar 3 defa onu da yapıyoruz, yıkıyoruz. Sonra parmaklarımızın 4 tanesiyle başımızı, saçlarımızı meshettikten sonra kulaklarımızı iyice yapıyoruz, temizlememiz gerek. Ondan sonra 3 parmağımızı, boynumuzu, ellerimizi ıslattıktan sonra parmaklarımızı böyle yapıyoruz, ıslatıyoruz. En son olarak da sağ ayak, sol ayak 3 defa yıkıyoruz sağlamca, bu kadar. Abdest nasıl alınır? Önce besmele çekeriz, elimizi yüzümüzü yıkarız, ağzımıza su alırız. Daha sonra
sonra yüzümüzü yıkarız, başımızı sustarız, burnumuzu temizleriz. Daha sonra serçe parmaklarımızı, kulağımızı temizleyip tekrarımızı yıkayıp boynumuzu temizleyiz. Daha sonrasında şöyle su alıp dirseklerimizi ve ellerimizi yıkarız 3 kere. Önce sağdan başlayarak sola kere 3 kere yıkarız. Daha sonra ayaklarımızı yıkarız ve ayaklarımızı yıkarız, bu kadar. Ha, bir de başı söyledim en başta. Abdest nasıl alınır? Abdest ilk önce besmele çekilir, niyet edilir. Sonra 3 kere ağza su, sonra buruna, sonra elini yüzünü yıkarsın. Sonra elini şey yaparsın. Sonra kulaklarını, ayaklarını yıkarsın, o kadar. Abdest nasıl alınır? Bilmiyorum, Türk değilim çünkü cevap veremem. Müslüman mısınız? Yok. Abdest nasıl alınır? Aa, çok güzel. Ben geçeyim o konuyu. Abdest nasıl alınır? Bilmiyorum. Namaz kılıyor musunuz? Hayır. Abdest nasıl alınır? Ben bilmiyorum çünkü Müslüman değilim. Abdest nasıl alınır? Bilmiyorum, Türk değilim. Abdest nasıl alınır? Hiçbir fikrim yok. Namaz kılıyor musunuz? Hayır. Abdest nasıl alınır? Ezbere bilmiyorum. İlk önce eller yıkanıyordu. Ondan sonra sanırım ya buruna su veriliyor. Sonra buralara su atılıyordu. Sonra kulaklar, ondan sonra da ayaklar herhalde. Abdest nasıl alınır? Abdest nasıl alınır? Abdest ilk başta niyet ederiz. Ondan sonra sırayla yaparız ablacığım, yapmamız gereken harekeleri. Ne yapmamız gerekiyor peki? İşte burun, ağız, kulak, yani abdest, önemli şeyler bunlar. Dövmeli olabilirim ama biliyorum ve alıyorum yani. Öyle durduğuma bakmayın. Abdest nasıl alınır? Vallahi ben bir yıl oldu hastalıktan sonra namaza başladım. Abdest nasıl alınır bilmiyorum ama yani komple duş alıp öyle gidiyorum her zaman camiye. Namaz kılmak için... Ben duş mu alıyorsunuz? Duş alıyorum baştan aşağı. Yani çok kafamı yoramadım, o kadar çok detaya giremedim. Çok ilginçti en son video. Yani ben hastalandıktan sonra namaza başladım ama diyor abdest alıyorum. Hayır, ben duş alıp camiye gidiyorum. Olur mu hocam o şekilde? Ya, yani gusül abdesti almış oluyor. Daha iyi de ama kolayı dururken zora ne lüzum ama var? Ama abdesti bilmiyorum diyor zaten. Abdesti de bilmiyorum diyor. Ya Rabbi yani... Muhsin Bey, Allah mahkemesinde soru 4. 1. Ömrünü nerede geçirdin? Gençliğini nerede geçirdin? Malını nereden kazanıp nereye harcadın? Ne öğrendin? Öğrendiğinle ne iş yaptın? Niye öğrenmedin? Bugün bakın, öğrenmemiz hiç zor değil. Hele önümüzde uzun kış geceleri var ya. Yani bize elbise lazım olunca hem de en iyisini gidip buluyoruz. Ayakkabı lazım olunca gidip buluyoruz. Yiyecek gerektiğinde onu buluyoruz. Doğru. Peki bu bilgi işini nasıl, yani temel dini bilgileri öğrenmek farzdır her Müslümana. O yüzden İslam İlmihali diye devletimizin bastırdığı, yazdırdığı kitaplar vardır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bugünün diliyle gayet güzel, herkesin kolaylıkla okuyup anlayabileceği dilde. Yani bana Allah'ın rızası lazımsa, bana cennetler lazımsa, ebedi mutluluklar lazımsa bunu öğrenmeliyim. Öğrenmeliyim ve yaşamalıyım. Yani abdesti bilmiyorum. Vah vah, nasıl olur bu? Tabii ekrana gelmedi ama hani kamera arkasında bildiğim, öğrendiğim, hani deistim, ateistim, o yüzden almıyorum diyenler de olmuş hocam. Ha. Deistim, ateistim, almıyorum. O büsbütün, büsbütün tabii. Bizde son zamanda böyle bir şımarıklık gibi bir şey oldu Muhsin Bey. Yani bakın, bizden gafili çıkardı, cahili çıkardı, serhoşu çıkardı ama kafiri çıkmazdı. Yani ben ateistim demek ne demek? Kafir. Bizde olmazdı bu. Bu nedir bu? Bu şımarıklık nereden geliyor? Yani inne şirkele zulmün azim. Şirk, imansızlık en büyük haksızlıktır. Niye en büyük haksızlık oluyor? Yani zerreden küreye, canlıdan cansıza, bir şeyden her şeye, her şeyden bir şeye Allah milyarla delil koymuş. Bir anda bunları nasıl inkar ederiz? Ya. İnkar edersek
büyük haksızlık inne şirke le zulmül azim. İmansızlık büyük haksızlıktır. Bu kadar delili nasıl görmezlikten gelirsin yahu? Gözün görmez, kulağın duymaz, kalbin anlamaz olmuş. Niye böyle olmuş? Ha? Yani o yüzden insanın uyanması lazım. Bu kararan kalbin aydınlanması lazım. Evet. Bilgiyle. Tefekkür. Tefekkürü saatin hayrun min kıyami leyletin. Bir saat tefekkür etmek bir gece ibadet etmekten daha hayırlıdır. Tefekkür ne demek? Allah'ın yarattığı, bakın, kendi vücudumuzdan başlayarak dış dünyamıza bir bakalım. Yani tesadüf mü bunlar? Bunlar gelişi güzel mi bunlar? Şu dişlerimizin yerine bakalım. Ne dersiniz? Azı dişleri öne, kesici dişleri yana. Alalım mı? Herkesin dişi 32, 36 olan yok, 30 olan yok. Aman ya Rabbi, Cenab-ı Hak. Yani tükürük bezlerine ne dersiniz? Ekmeği ısırdık. Yani biraz sıvı olmazsa o ekmek boğazdan aşağıya gitmez. O halde ama daha fazla olursa bu sefer affedersiniz ağzımızdan sel akar. O da uygun değil. Hiç olmazsa o da uygun değil. Burada bademcikler var. Ve burada iki tane boru. Nefes borusu, yemek borusu. Bir pirinç tanesi nefes borusuna gidecek olsa ya ne yapıyorsun? Hemen müdahale ediyor. Aksıttırıyor. Yani yanlış yola gittin ya. Çık dışarı. Yani Allah Allah, bu düzene bak yani. Şu kalbimiz ne kadar bir günde kan pompalıyor. Yani Avrupa'nın çeliği eskiyor ya. Yani 80 yaşındaki amcamızın kalbi tik tak tik tak tik tak çalışmaya devam ediyor yani. Yani şu vücudumuzdaki sinirlerin uzunluğu, damarların, sinirlerin yani dünyayı kaç defa dolaşacak uzunlukta. Bu nasıl düzen? Bu nasıl hikmet? Bu sadece bizdeki, vücudumuzdaki tefekkür edeceğimiz hususlar. Bir de kainat var hocam. Bir de kainata gör. Kur'an bakın. Kur'an nereye geldi? İlk geldiği yerdeki insanlar develeri görür, vadileri görür, gökleri görür, dağları görür. Efela yenzurune ilel ibili keyfe hulikat. Bakmıyor musunuz? Deve nasıl yaratılmış? Ve iles semai keyfe rufiat. Gökler nasıl tavan gibi çatılmış? Ve ilel ardı keyfe südühat. Yer nasıl döşenmiş? Ve ilel cibali keyfe nusibet. Dağlar nasıl dikilmiş? Bakın, bu tefekkür oluyor değil mi? Tefekkür bunlar. Bunları düşündürüyor Kur'an. Tefekkür. Şimdi bakın, deve diyor nasıl yaratılmış? Bakmıyor musun? Deve çöl hayvanıdır. Yani at gibi, katır gibi tırnaklı değil. Öyle olsa ne olur? Çölde, kumsalda yürüyemez hayvan. Yol alamaz, işimize yaramaz. Yastık gibi lap lap ayaklar. Peki çölde biz hemen su bulamayız. Bir su içirdik mi bir ay gidiyor. O hörgücüne depo ediyor. Damla damla koca vücuda kullanıyor. Taş. Efendim, yonca da bulamayız biz çölde. Olsa olsa diken olur. Dikeni yerken dudakları yırtılır. Zaten yırtık ya dudaklar. Ona göre yaratılmış ya. Yani kum tipisi olur çölde. Yani en yüksek yere gözler, gözlerin etrafında nerede? Kirpikler. Yani şu düzene bakın ya Rabbi ya, Allah Allah. Kudretini ızhar edip hem ol celil, birliğine bunları kıldı delil. Ebedi varlığının şahidi dağlar, taşlar. En küçük zerrede Allah'a giden bin yol var. Varlığım, Halikimin varlığına şahittir. Gayrı burhanı kavi varsa da zaittir. Evet. Sağ olun hocam, Mevla razı olsun. Bu yüzden hocamızın başta buyurduğu gibi bir saat tefekkür, bir gece ibadete daha hayırlı. Daha hayırlı, evet, bedel. Teşekkür ediyoruz. Instagram'dan gelen sorular, selamlar da var. Emel Okçan Efendi yazmış. Hayırlı sabahlar, güzel bir hafta sonu olsun. Eskişehir'den selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz demişler. Biz de selam ediyoruz. Yunus Tane yazmışlar. Yunus Derfin Yunus Tane selam ediyorlar hocam.
Evet, bilhassa tamam. Gençlerim çıktı diyor Yunus oh. Bey. Teşekkür ediyoruz. Bir soru var, o da şöyle. Gülsüm Hanım diyor ki ben nişanlıyım. Bir miktar param var. Ben bu paranın yarısını mobil bankacılıkla altına yatırdım. Diğer yarısını da borsaya yatırdım. İleriye dönük çeyiz parası olarak o şekilde saklıyorum diyor. Zekat vermem gerekir mi? Bir kısmı altında, bir kısmı da borsada. Nisaba ulaşıyorsa vermesi gerekir tabii. Nisaba ulaşıyor 80,18 gram ve daha fazla ise ve üzerinden bir yıl geçince %2,5 nispetinde veya 1/40 oranında zekat vermesi zekatta mükellef oluyor. Evet. Bir diğer soru Esra Hanım soruyor. Arabamı satıp ikinci evi aldım. Aldığım evi kiraya verdim ve çalışmıyorum. Bana zekat düşer mi? İkinci sorum. Kardeşim şizofreni hastası. Ondan gizli olarak altın alıp biriktirdik. Nisap miktarını geçti. Bu kardeşim için zekat vermeli miyiz? Kardeşi için zekat vermek durumunda değiller. Çünkü aklı başında değildir kardeşinin. Kendisinin durumu... Arabayı satmış, ikinci ev almış hocam. Evde kirada. Kendisi de zekat. O evden dolayı zekat verecek değildir. O ev satılık bir ev değildir. Yani ticaret malı değildir. Evi aldı, kira geliri için muhafaza ediyor. Kira geliri diğer gelirleriyle birlikte birleşince nisaba ulaşıyorsa zekatla mükellef. Aksi takdirde değil. Hmm. Ama ev satılık olsaydı o zaman neydir? Bugünün parasıyla 3 milyon mu etti? 4 milyon mu etti? O zaman 40'ta bir. O zaman zekata tabi olurdu. Şu anda kiraya vermiş. Şayet o kira geliri nisap miktarını aşarsa zekatla mükellef olur. Öyle olur. Yoksa mükellef değil. Nisap miktarı ne? Ona da bakalım. Nisap miktarı şu an için hani 1840 lira desek altın gramına. Evet, 80 gram 147 bin lira yapıyor hocam. Yani yuvarlak hesap 150 bin lira. 150 evet. bin yapıyor. Evet efendim. Peki bir diğer soru. Didem Hanım diyor ki annemin her ay yüksek mevlalı geliri var. Para geliyor, geliri var. Zekatına ihtiyacı olan ve babaları vefat eden torunlarına verebilir mi? Olmaz, veremez. Veremez. Evet. Veremez. Torunlarına veren, torunlarına zaten bakmak mecburiyetindedir. Evet. Zekatı onlara vereyim olmaz. Başkasına verecek zekat. Zekat verilen kişinin zengin olduğu ortaya çıkarsa ne yapmak gerekir? Önce araştırdıysam zekat verirken ya şu kişiyi ben fakir diye biliyorum, araştırdım, soruşturdum ama sonradan da nisaba sahip bir kişi olduğu meydana çıktı. Benim zekatım yerini buldu mu? Evet, ben görevimi yapmış oldum. Çünkü evet. Araştırdım. Araştırdık. İhtiyaç sahibi olduğunu sandık. Gördük. Ve biz ona göre verdik. Ama sonradan da öğrendik ki o kişinin zekata mükellef olmadığını gördük. Alacak durumda olmadığını gördük. Benim zekatım yerini bulmuştur. Peki hocam, ihtiyaç sahibi diyelim, işte ben verdim, başkası verdi, o verdi, bu verdi. Diyelim ki ihtiyaç sahibi zekatla mükellef olur mu bir anda? Olur. Tabii nisaba ulaşınca olur. O da bir daha da alması doğru değildir. Hmm. Yani bu nisaba ulaşan kişinin tekrar diyelim ki bizde böyle bir şey var. Dulsa bir kadın sanki ömür boyu o zekat alabilir gibi böyle bir anlayış var. Bu doğru değildir. Ama o verdi, bu verdi derken toplam 150 bini geçti. Nisabı geçti. Bu sefer o kişinin zekat alması uygun değildir. Doğru değildir. Evet, zekat kimlere verilir? Ekrana geldi sevgili izleyenler. Yönetmenimiz sevgili Emre ara ara zekatla ilgili bilgileri ekrana taşıyor. Bir başka soru daha var. Yine zekat. Çok soru geldi zekatla ilgili. Onları hemen eritelim istiyorum. Onlardan birisi de şöyle. İzleyicimiz soruyor. Diyor ki depremde anne babası ve kardeşlerini kaybeden 10 aylık bir bebek yeğenim var. Babasından kalan ve de devletin verdiği biraz para birikti. Nisap miktarını da aştı. Bu bebek için zekat vermemiz gerekir mi diyor. Gerekmez. Biraz evvelki soruya da benziyor evet. Biraz aslında. Peki bir diğer soru. Enes Bey soruyor. Yine Instagram'dan bir soru. Aylık maaşlı çalışıyorum. Gelirim belli.
hiçbir birikim yapmıyorum. Her ay düzenli olarak aylık gelirimin %2,5 kadar miktarını zekat niyetine veriyorum. Uygun mu? Yani aslında zekatla anlattığı duruma göre bu beyefendinin mükellef değil. Ama merhum bizim Mahir İz diye bir hocamız vardı da o da böyle ederdi. Maaşımı aldım mı %2,5'unu derhal veririm derdi merhum hocamız. Ama bir kişinin zekatla mükellef olabilmesi için nisap miktarına ulaşmış olması 80 gerekiyor. 80 gram altın ya da... Böyle bir şey yok. Böyle bir birikim yok. Birikimi yok. Ama maaşı bu, var. Bu sadakadır da tabii. Bakın sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki üzerine güneşin doğup battığı her gün için her mafsalınız için sadaka vermeniz gerekir. Yani demek ki sadakayla çok mükellef. Bu kadar sadakaya nasıl gücümüz yetecek ya Resulullah? Yani iki kişinin arasını bulmak sadakadır. Efendim doğru yolu göstermek sadakadır. Binidine binen kişiye yardım etmeniz sadakadır. Tebessüm. Ya hocam evet. O da sadaka değil mi? Tebessüm de sadaka değil mi? Tebessümü kefi ve şekike sadakatünlek. Mümin kardeşine tebessüm etmen sadakadır. Güler yüz, tatlı söz birer sadakadır demek ki. Bu izleyicimizin bahsettiği sadaka oluyor. Öyle oluyor. Zekat ibadeti bu şekilde yerine getirilemiyor. Öyle oluyor, evet. Evet. Peki, bir diğer soru. Özgür Bey diyor ki, ilginç bir soru bu. Zekat nisap miktarı 80 gram altın ise ve benim de 90 gram altınım varsa, zekat nisap miktarını aşan 10 gram altın üzerinden mi verilmeli? Çünkü 80 grama kadar olan kısım zekattan muaf değil mi? Ay bu kardeşimiz bu yanlış bu kısım. Evet. Bu kısım yani. Bu soruyu ekrana verelim mi sevgili Emre? Bu güzel bir soru. Yani evet. Bu soruyu ekrana verelim. Tekrar ediyorum bakın. Zekat nisap miktarı 80 gram altın ise hani oradan veriyoruz ya ve benim de 90 gram altınım varsa zekat nisap miktarını aşan 10 gram altın üzerinden mi verilmeli? Çünkü 80 grama kadar olan kısım zaten zekattan muaf. Öyle değil. Bak bu kardeşimizin bu değerlendirmesi yanlış. O muaf diye bir şey yok. Madem nisaba ulaştım, öyleyse onun 40'ta biri veya %2,5 neyse ikisi de aynı yere varır. Zekatla mükellef. Evet. Yani o 80,18 gram muaf diye bir şey yok. 80'in üzerindekileri sayıyor. Diyelim 100 gram var, 20 gram değil. Zekat vereyim. Öyle değil ha. Sakın bu yanlışı yanlış. Önleyelim yani. Diyelim ki 160 gram altınız var. 80'i çıkar, 80 gram zekat vereceğim diye düşünüyorum. Öyle değil. Öyle değil. Öyle değil. Tamamı. Diyelim şimdi ne diyor? 90 gram altını var diyelim. 90 gram altın ne yapar? 1840 çarpı 90 ne yapar? Hemen hesap edelim. 165 bin küsur yapıyor. O da 4 bin lira yapar. Evet. Yani 90 gram üzerinden. Bir de şunu da söyleyelim. Yıl içindeki artışlar yıl sonunda zekata tabidir. Hı hı. Yıl içerisinde peyderpey artışlar oldu. Yani mesela geçen sene 160 bin liram vardı. Bu sene baktım 200 bin olmuş. Evet. Kiradan geldi, şuradan buradan geldi derken 200 bin. Ben ne yapacağım? O yani o 40 binin üzerinden bir yılın geçmesini bekleyecek miyim? Hayır. Yıl içerisindeki peyderpey artışlar yıl sonunda zekata tabidir. Peki hocam. Kadir Bey de diyor ki çalışmıyorum. Maaşım gün şartlarına göre iyi durumda. 30 bin civarında maaşım. Evet. Ortalama 40 gram altınım var. Evim, arabam yok ve borcum da var. 100-150 bin civarında borcum da var. Bana ve eşime zekat düşer mi diye soruyor. Kendisine de eşine de şu anlattığı duruma göre zekat düşmüyor. Zekat evet. Düşmüyor. Bir diğer izleyicimiz zekat verirken kuyumcunun aldığı fiyat üzerinden mi, satış yaptığı fiyat üzerinden mi hesaplanır? Raiç bedel üzerinden, raiç. Evet. Bugün satıyorum kaç liraysa o. Ama hocam aslında gram altın varsa alış satış önemli değil ki. 80 gram altını var diyelim. Evet. Bunun 40'ta birini verecek bitti, zaten. Bitti tamam. Alıp satıma gerek altın yok. Altın bakımından hesap edersek öyle. Yani evet. Raiç bedel değil. 80 gram altın ne yapar 40'ta biri? 2 gram. İşte bitti. 2 gram. 2 gram. 160 gram. Doğru. 4 gram gibi. Peki.
İkinci şifre gelecek. İkinci şifre gelecek. Şimdi mi verelim? Zamanı geldi diyor arkadaşlarımız. Ondan sonra devam edelim. WhatsApp hattımıza video sorularınızı bekliyoruz. Lütfen video olarak yollayın sorularınızı. Yazılıları göremiyoruz çünkü çok mesaj var, akıyor mesajlar. Hepsini okuyamıyorum mesajların. Dolayısıyla video olarak gönderirseniz ben ve arkadaşlarım hem programda hem de hafta içinde videolarınıza bakıyoruz sevgili izleyenler. Evet, 3 hediyemiz var. Bir sandukalı Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Bir normal Kur'an-ı Kerim'imiz var. Bir heybeli seccade set hediyemiz var. Bir de bu Silivri'den gelen nakış seccadelerden de ilave edeceğiz. Bu hediyeler için ikinci şifre ekranda yine Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi daha. El Hayyu, ya Allah Celle Celal. Diri, diri, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten. Her diriden önce diri, her diriden sonra diri, hiçbir diriye benzemeyen diri, hiçbir diriye muhtaç olmayan diri, ölümsüz diri. Allah. Öyleyse işimi ona ısmarlamalıyım. Her hususta ona dayanmalı, ona güvenmeliyim. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. İkinci şifreyi de ekrandaki şifremiz El Hay. Ya Allah Celle Celal. Son bir şifre kaldı. Zamanı geldiğinde, vakti geldiğinde onu da paylaşırız. Zekatını verdiğim paranın üzerinden bir yıl geçti. Tekrar zekat vermem gerekir mi diye soruyor izleyicimiz şu anda. Zekatını verdiğim paranın üzerinden bir yıl geçti. Tamam. Tekrar zekat vermem gerekiyor. Mesela 200 bin liram vardı. Tamam. Zekatını verdim. Tamam. Ne verdim? 5 gram altın verdim. Tamam. Değil mi? Yani bir yıl geçti, tekrar yeniden vereceğim. Evet, kalan miktar üzerinden. Her yıl vereceğim. Bunu ne zamana kadar veririz, ne zamana kadar vermeyiz? 80 gramın altına düşene kadar veririz. Öyle tamam, mi hocam? Tamam, öyle her oluyor. Yıl. İşte o yüzden de bakın, İslam insanı yatırıma teşvik ediyor. Yoksa para öyle duruyor. Para öyle, peki öyle durursa ben de diyor onu nisaptan aşağı düşürünceye kadar alırım diyor. E peki ben ona bir makine aldım, o zaman zekat almam diyor. Sen makine mi aldın o para? 200 efendim. Gram altın değil, neyse gram, yani. Neyse, o zekat almam. Madem makine aldıysan, onun çalışmasından, ondan kazanç elde edersen ondan alırım. Yoksa diyor alet, edevat aldın ki çalıştırayım diye, ondan zekat almam diyor. Peki. Yani istiyor ki bak yatırım olsun. Çalışalım, çalıştıralım. Evet. Peki, video sorumuz var. Tekrar döneriz Instagram'a. Video sorumuzu görelim. Günaydın hocam, merhaba. Hocam, benim Kral Sakin'le hayvanlı bir çizgi film karakterli geceliğim var. Hocam, onunla namaz kılabilir miyim yoksa günah mı? Hocam, annem genellikle kıldırmıyor. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Hayırlı yayınlar. Hay maşallah kardeşlerimize. Sevgili yavrularımızı tebrik ediyoruz. Ne güzel namaz kılalım ama çizgi film karakterli geceliğimle namaz kılabilir miyim diyor. Pijamaları var. Böyle olması mekruh olur. Yani o çizgi film karakterli gecelik olmayıp normal sade olması daha iyidir. Annem de izin vermiyor zaten. Annem de izin vermiyor. Annesinin aklı yetiyor maşallah. Evet. Demek evet. Üzerinde canlı varlıklara ait boy resimleri olan giysi ile namaz mekruhtur. Ona dikkat etmek lazım. Diyelim ki şimdi yazın tişört var üzerimizde hocam. Evet. Doğru. Tişörtte de burada ufak bir resim var diyelim. Evet. İşte. Bir hayvan figürü var. Bir karikatür var falan. Bunlar mekruhtur. Mekruh. Yani. Kılmamız evet. Uygun değil. Doğru. O şekilde. Evet, doğru. Peki devam edelim. Telefonla devam edelim. İzleyicimizin sorusu varmış. Hoş geldiniz yayınımıza. Konya. Hayırlı sabahlar, güzel bir gün olsun Konya, buyurun. Yayındasınız şu anda. Hatta mısınız? İzleyicimiz duyabiliyor mu bizi? Hatta. Ama ses vermiyor. Hatta diyorsunuz. Duyabiliyor mu izleyicimiz bize? Tekrar mı bağlayalım? Ama konuşmuyor şu anda, hatta diyorsunuz da. Video soru girelim. Video soru. Bereketi, mağfiret hepimizin üzerine olsun inşallah. Hocam benim sorum, ben gece 12 saat çalışıyorum. Servise saat akşam namazıyla servis saatim aynı. Yani 6'yı 7 geçe Bursa'da
akşam namazı okunuyor. 6:20 geçe de benim servisim geliyor. Tabi servis durağım 10 dakika uzaklıkta. Ben akşam namazını kılıp hazır bir şekilde abdestimi alıyorum, bekliyorum, akşam namazını kılıyorum. Ondan sonra servise yetişemiyorum. Yani servis beni bir 3-4 dakika bekliyor. En fazla 5 dakika bekliyor. Bu konuda benim ne yapmam lazım hocam? Bu konuda çözüm, bana bir öneriniz var mı? Veya ben onların, beni bekleyen kişilerin bu kul hakkı mıdır? Buna nasıl bir çözüm bulmam lazım yani, hocam? Allah razı olsun inşallah. Bir kere namazı ben illa vaktinde kılmalıyım ama diyelim ki akşam namazı 3 rekat farzı hemen kılmalıyım. Yani o da olsa 2 dakika sürer. Sünneti doğru. Sünneti arabada kılayım. Yani onlara da bak namazım yüzünden o kişilere de ya niye gelmiyor da bilmem şudur budur ileri geri laf edilmesine fırsat vermemeliyim. Kul hakkı da olur hocam. Şimdi işi vardır, doğru. Eve yetişmesi gerekir. Tabii onların da acele durumu tabii, olanlar tabii. Olur. Yani o yüzden yani namazım yüzünden ileri geri dedikodu edilmesine fırsat vermemeliyim. Ona göre hazırlığımı yapmalıyım. Hocam buyurduğunuz gibi 2 dakikasını alır. Farzı kılsa. 3 rekatlık akşamın farzını kılacağım. Farzı kılsa çıksa 2 dakikasını alır. 2 dakikamı alır. Sünneti arabada kılayım. Arabada kılayım. Oturduğum yerde arabada kılayım. Ama farzı çabucak yetiştireyim. Yani namaz kılıyorum arkadaş canınız mı çıktı bekleyin dememeliyim. Zaten hassasiyetinden dolayı bu soruyu sormuş. Doğru, doğru. Teşekkür ediyoruz bu hassasiyeti için de. Yine doğru. Bir video sorumuz var, izleyelim görelim. Merhaba, eğer inşallah cennete giderse Allah korusun benim bir tane cehenneme giden arkadaşım olursa Allah cennette istediklerimizi yapıyorsa cehennemdeki arkadaşımızı cennete getirebilir miyim? Güzel kızımız. Ya şimdi cehenneme yolcu olan kişiler Allah el-Adil el-Muksud isimlerinin sahibi olan Allah madem onlar o suçu işlediler onun cezasını çekecek kadar orada kalacak. İyi ama ben arkadaşıyım ben cennetteyim istiyorum arkadaşımı ver. Aklıma gelmeyecek. Aklıma getirilmeyecek. Unutturulacak mıyız? Unutturulacak. Ne olur aklıma gelirse isterim. Cennetteki adamın da isteği yerine gelmezse o cennete yakışmaz. Cennette kişi ne istedi her arzusu yerine gelecek. İşte o öyle olmasın diye unutturulacak bana. İşte böyle olmaması için gelin buna ihtiyaç hissetmeyelim. Arkadaşımızın himmetine, şefaatine, yardımına ihtiyaç hissetmeden yolumuz cennete gitsin. Teşekkür ediyoruz güzel kardeşimize. Ya. Harika bir soruydu. Varsa tekrar sorularını yollayabilirsin video olarak bize. Telefonumuz şu an hazır. İzleyicimizi duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Aynen, hoş buldum. Bursa'ya selam edelim. Bursa, güzel bir gün olsun. Buyurun nedir sorunuz? Hayırlı günler hocam, ellerinizden öperim. Estağfurullah efendim. Benim bir sorum var hocam. Ben gelinim ayrıldı gitti. Evimde bir nokta buldum. İki tane çocuğum bıraktı. Biri bir yaşında, biri üç yaşında. Sahip olmuyor. Benim canım sıkıldıkça bedua ediyorum. Çocuğu diyor vereyim diyorum almıyor. Versen diyor şeye götüreceğim diyor. Yetim yurduna. Ben de üzülüyorum nasıl yapayım ben o zaman danışmalı. Babası nerede? Babaları nerede? Babası da benim yanımda. Babası da engelli, annesi de engelli. Konuşamıyor babası. Ha babası konuşamıyor, engelli. Anne de öyleydi öyle mi? Anne de öyleydi evet. Sonra evde muska bulunca mı gitti? Ne oldu? Bir anlatın orayı detaylı. O önceden gitti hocam. Ben kardolabının üstünde bir nokta buldum. Muska buldum. Bir tane bayan bir tane erkek çizmişler. Evet. Hocam. Evet. Çizmişler, bunu bir mumlamışlar, bir de bir tele 7 tane düğüm atmışlar. Bağlamışlar, sarmışlar zor açtım. Onu işte açtım o büyüğü, gittik hocalara danıştık. Okuyun dediler, suya koyun. Koyduk ne bileyim suya götürdük ve ağzın dibine gömledik. Nereye bırakmışlar? Nereye bırakmışlar bu muskayı? Nereye bırakmışlar? Eve mi? Nusayı evet, kar dolabının üzerine bırakmışlar. Dolabın üzerine bırakmışlar. Evet. Allah Allah. Kim buldu bu muskayı? Bir bayan, bir erkek. Siz, bir,
çizmişler hocam. Yani bir de bir tel düğümlemişler 7 tane. Onu açtı çocuk, okuyarak açtı. Ondan sonra zaten gelin gitmişti. 2 ay oluyordu. Gidelim sonra buldum. O çocuklar da ağlıyorlar, durmuyorlar. Hemen çocuk. Bazen beddua da ediyorum. Allah Allah. Bir yaşında, üç yaşında torunlarınız, öyle mi? Evet. Peki gelin niye gitti? Bu muskayı mı bahane etti? Büyü olduğunu söylüyor. Öyle de mutluydular hocam. Öyle mutluydular. Nuhsayı bahane etmedi. Zaten o gittikten sonra nuhsayı buldum ben. Ha, gittikten sonra buldunuz. E niye gitti? O öyle mutluydular, öyle huzurluydular. Ev aldılar, gittiler, taşındılar. Sonra öyle oldu. Ama neden gitti? Neden evi terk etti gelin? Sevmiyorum diyor ben, sevmiyorum diyor. Sevmiyorum diyor. Siz de diyorsunuz ki mutlulardı bunlar. Birbirlerini çok severlerdi. Bu muska sebebiyle bunları birileri ayırdı diye düşünüyorsunuz siz. Evet, işte noksanın yüzünden mi oldu? Ben o zaman onu sormak istiyorum. Peki nerede şu anda? Gelin nerede? Gelinimiz şu anda Bursa'da aynı ev tutmuş kendine. Yaşıyor. Tek yaşıyor. Tek yaşıyor. Evet, tek yaşıyor. Ailesi nerede gelininizin? Ailesi de burada. Onlara da mı gitmiyor peki? Onlar da sahip olmuyorlar kızdan, öyle yaptı diyor. O da annesi de ayrı babasından, babası da ayrı. Onların... O başkasıyla evli, o başkasıyla evli. Anne baba da ayrı. Evet. Anne tarafı, baba tarafı da. Peki şimdi resmi olarak ayrılmadılar değil mi? Boşanmadılar resmi ayrıldılar, olarak. Bitti. Bitti. Siz diyorsunuz ki bu çocuklara ben bakamıyorum. Babası zaten engelli, oğlum engelli. Ben onunla ilgileniyorum. Torunlar da ufak, bunlarla ilgilenemiyorum diyorsunuz. Evet. Gel al diyorsunuz geline, o da gelip almıyor, o da sahiplenmiyor evlatlarını, öyle sahiplenmiyor mi? Sahiplenmiyor, ben diyor şeye vereceğim diyor, yetim yurduna vereceğim. Ben de onu üzülüyorum, nasıl ben onları vereyim yetim yurda. Kendi kollarım ameliyatlı ikisi de bakamıyorum da, bazen beddua ediyorum. Bazen beddua ediyorsunuz. Evet. Ne yapayım diye soruyorsunuz. Peki eşiniz, sizin başka evde, ailede yardımcı olacak, bakacak kimse yok mu? Eşim var, eşim yardımcı oluyor. Kızım var, kız. Kız da evi uzak, bazen yardımcı oluyor, bazen olamıyor. Bu iki torun sizde yani şu anda? Evet, iki torun. Bir yaşında. Kızı zaten bir yaşında kızı emiyordu, şimdi emmiyor. Bıraktı çocuğu. Ah yavrular, ah. Ah ya, hocam bu yavruların günahı ne şimdi? Ya. Bir yaşında, üç yaşında. Nine diyor ben şimdi bakamayacağım, yaşlıyım, hastayım, oğlum zaten engelli diyor. Annesi kabul etmiyor, bırakıp gitmiş, çocukları istemiyorum, ben onları yetiştirme yurduna veririm diyor. Ya. Ne olacak hocam? Ve bunların sebebini de büyüye bağlıyor. Biz çok mutluyduk ama büyü yapıldı, böyle oldu. Bir kere dediğiniz teşekkür gibi. Teşekkür ediyoruz. Bak hanımefendinin onu büyüye bağlaması doğru değildir. Evimizde işte bir büyü yapmışlar. Yahu kim yapar, derdi ne ya? İki tane engelli karı koca ve onların da çocukları var. Neyi alıp veremediğiniz ne? Ne için büyü yapıyorsunuz? Hadi diyelim ki yaptılar. Ya biz aldırış etmemeliyiz. Biz Allah'a sığınmalıyız. Nasıl sığınacağız? Kul huvallahu ahad, kul euzü birabbil felak, kul euzü birabbin nas, Fatiha ve ayetel kürsi okuyarak onların büyüsünü öyle bozmuş olacağız. Kaldı ki ben büyü olduğuna falan da inanmıyorum. Ama şimdi bize düşen görev nedir? O gelin hanımı gidip ikna etmek lazım. Yani bakın yalan haramdır ama üç yerde yalana benzer söz söylenir. Sarsılan yuvayı sağlamlaştırırken, iki kırgın dargın kişinin arasını bulurken, savaşta düşmana galip gelmek için... Rabbimiz ne buyuruyor bakın ve in khiftum şikak beynihima gelinle güven arasının açılmasından endişe ederseniz seyirci kalmayın. Ne yapalım ya Rabbi? Feb'asu hakemen min ehlihi ve hakemen min ehliha. Hanım tarafından akıllı bir adam, erkek tarafından da akıllı bir adam. İn yuridâ ıslâhan yuvaffikillâhu beynehumâ. Onlar arayı düzeltmek isterlerse Allah onları başarıya ulaştırır. Ya bu toplumda iki büyük kalmadı mı ya Allah aşkına? Komşumuz yok, akrabamız yok, ailede iki büyük yok. Nedir bizim bu halimiz? Gelin aklımızı başımıza alalım. Yani şu olay vesilesiyle değerli seyircilerimiz, işte akrabayı bir tarafa bırakalım, komşuyu büsbütün yok sayalım. O zaman işte görülüyor, sıkıntı dediğiniz gibi bakın. Engelli bir oğul, yaşlı bir anne, çocuklar. Bir yaşında, üç yaşında. Şu işe bakın ya Rabbi. O çocuklara kim bakacak? Şu işe bakın yani. İki
kişi devreye girecek, iki büyük, kızım ne yapıyorsun, oğlum ne diyorsun, böyle olmaz gelin. Gitmiş Bursa'ya tek başına yaşıyor diyerek, hocam şimdi. Bak gelin, boşanmışlar. Gelin hanıma da acımak lazım. Tabii. Kolay değil tek başına. O da perişan. Kolay değil. O da yardıma muhtaç. Hem engelli hem tek başına yaşıyor bak. Bir taraftan bunlara acıyalım ama ona da acıyalım. Elbette. Öyleyse ya bunlar bir araya gelseler hiç olmazsa mutlu olacaklar. Birbirine yardımcı olacaklar. Ama bu sefer ayrılınca iki taraf da perişan oluyor. İzliyorsa şu anda bir şekilde Bursa'daki o gelin hanım izleyicimiz ya. Dönsün hocam yuvasına, bebekleri var. Madem zamanda mutlularmış, mesutlarmış. Dönsün yuvasına. Yine öyle olur efendim. İnşallah. Yine mutlu olmamak için sebep yok. Ama illa iki büyüğe ihtiyaç olacak. Bakın işte iki büyüğü bırakmıyoruz. Büyük kim ya? Sen ne karışın falan. Doğru. Müftülüğüm zamanında huzuruma bir hanım geldi. Hocam dedi, ben 29 yaşındayım. Biz 4 kız kardeşiz. Ben onların 4.'süyüm. Ablalarımın yaşını hesap et dedi. Ablamın biri hiç konuşmuyor. Ablamın biri hiç dışarı çıkmıyor, içe dönük yaşıyorlar. Hocam, bize dümür de gelmiyor hocam. Bizim nemiz eksik. Kızım, sizin bir eksikliğiniz yok. Ama bu toplumun eksikliği var, iki büyük. Ama o iki büyüğü de bırakmadık işte. Saymadık, saymaya onlar da yok oldu. Değil mi? Saymıyor. O kim oluyor? Tabii. Siz bu zamana bilmiyorsunuz. Öyle oldu. Bu zaman insanı değilsiniz. Sizin aklınız yetmez. Aklınız yetmez. Sen aklın varsa işine kullan. Tabii. Dedik. Onları da saymaya yok ettik. Bu sefer ne oldu? Derdimiz bu oldu işte. Sıkıntı oldu ya. Peki. Devam edelim. Instagram'dan gelen sorularla. Meryem Hanım'ın bir sorusu var hocam. Geçen hafta hocamız Filistinli kardeşlerimiz için, Gazze için hacet namazları kılın, secde ayetleriyle dua edin demişti hocam. Ben de hocamızın dediklerini yaptım. O gün Kur'an-ı Kerim'den meal okumak geldi içimden. Karşıma çıkan meal düşündürdü. Şimdi ayet şu. Şüphesiz inananlar ile Yahudiler, Sabi'iler ve Hristiyanlardan Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Bakara suresi 62. ayet. Şimdi bu ayete baktığımızda farklı dinlerden Allah'a ve ahiret gününe inananlara da müjdeler içermiş. Biz şunu bilmiyor muyduk? Ne kadar iyi, ahlaklı, merhametli de olsa, ne kadar Allah'a ve ahiret gününe inansalar da Resul'e, Kur'an'a ve İslam'a inanmadıkları müddetçe onların bu iyilikleri boşa gitmeyecek miydi? Yani Allah'ın kurtuluş müjdesine mazhar olabilmek için Müslüman olmak şart değil miydi? Evet. Soru bu. Kardeşimizin son söylediği cümle doğru. Tabii. Yani dün yani İncil'in gönderildiği zaman, Tevrat'ın, Zebur'un gönderildiği zaman onlar hak kitaplar mıydı? Hak kitaplar. O peygamberler hak peygamber mi? Evet öyle. Ama sonradan ne oldu? O kitaplara insan eli karıştı. Evet. Tahrife uğradılar. Hulasa, yıldızlar battı, güneş doğdu. Güneş doğunca yıldızların aydınlığı ile yol aramak mümkün değildir. İnnet dine indallahil İslam. Allah katında din İslam'dır. Ve men yebteğı gayrel İslam'ı dinen felen yukbele minhü. İslam'dan başka din edinen kişiden bu asla kabul edilmez. Ayeti kerime. Bir de aynı surenin, biraz önce sual soran kardeşimizin söylediği ayetin, surenin başındaki ayet, müminin portresini çizer. Bakın bir mümini şöyle anlatır. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Bir, gayba iman ederler. Bir, iki, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ Namaz kılarlar. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Bizim verdiğimiz şeylerden verirler. Yani zekat. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Daha önceki gönderdiğimiz kitaplara ve ondan sonrakine iman ederler. Ve bil ahireti hum yuqinun. Ve ahireti de gidip de gelmişçesine
inanırlar. Yani aynı surenin başında bir müminin portresi de bu şekilde çiziliyor. Hulasa bu ayette böyle söylüyor. O halde Hristiyanlar, Yahudiler de cennet yolcusu diye düşünmek doğru değildir. Geneline bir bakmak icap ediyor. Ben sözü uzatmamak için kısa kesiyorum. Yani güneş doğduktan sonra yıldızlarla yol alınmaz diyorsunuz. Doğru. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Devam edelim. Üçüncü şifre az sonra, biraz sonra. Öncesinde yine bir video sorumuz var. İzleyelim, görelim. Selamun aleyküm hocam. Ey yayına. Ben rüyamda ben gördüm. Ben döndürdüler. Hadi sen Hazreti Muhammed Mustafa'nın şefaatine nail oldun dediler. Kayıt oldun dediler. Bu ne demek? Maşallah. Çok güzel rüya. Maşallah. Tebrik ederiz. İnşallah gerçek olur o rüya. Evet. Ne güzel hocam. Bize de ya. Bunu demek düşer. Ne güzel bir rüya. İnşallah gerçek olur. İnşallah. Evet. Hayır olsun diyelim. Ellerinden öpüyorum teyzemizin. Devam edelim. Başka bir video soru var. Görelim. Hocam selamün aleyküm. Aleyküm selam. Hocam benim sana bir sorum var. Ben ikinci evliliğimi yaptım. 8 senenin içine girdi. Ben eşimle evlenirken ben güvence istedim. Bana yarım evin, yarım evi vereceğini, tapudan vereceğini söz verdi. Biz evlendik. 6 ay nikahsız kaldık. 6 ay sonra resmi nikahımız oldu. Resmi nikahımız olduktan sonra götürdü notere sözleşme yaptı. Tapudan vermedi. Yanımda durduğu sürece evin yarısı senin diyerekten. Ben de buna karşı çıktım. Ama yine de verdi. Sözleşme yaptı. Sonra 5 sene 6 sene sonra gitti bir araba aldı. Arabayı da götürdü, kendi üstüne almadı, onun üstüne verdi. Bu, hak düşecek diye. Ben de diyorum hakkımı helal etmem diyorum. Hem arabadan hem evden. Ben senin kahrini çekiyorsam, ben sana 6-7-8 senedir emek veriyorsam niye oğlunun üstüne verdin diyorum. O da bana ben karımla çocuklarım hakkını sana yedirmem diyor. Bunda hak var mı yok mu hocam? Ben bunu 8 senedir kahrini çekiyorum. Evet, hem öyle demiş, sonradan da efendim, öyle diyor. Yola çıkarken bir anlaşma yapıyorsunuz. Bir söz veriyor beyefendi. Ve bi ahdihim ra'un. Müminler sözlerinde, ahitlerinde sebat ederler. Yani güvenilir insandır. Yani hem öyle diyor hem de sözünde durmuyor. Bu kul hakkı mıdır? Elbette kul hakkıdır. Rabbimiz elâ yezunnu ulâike ennehum meb'usûn liyevmin azîm yevme yekûmün nâsü li rabbil âlemîn. Yani sözlerinde durmayanlar, kul hakkına titizlikle riayet etmeyenler, alemlerin Rabbinin huzurunda hesaba çekileceklerini sanmıyorlar. Ne sanması? Biz şahitlik ediyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyoruz. Şahitlik ederim ki sen haksın. Şahitlik ederim ki gönderdiğin peygamberin ve peygamberinle gönderdiğin sözlerin hepsinin doğruluğunu kabul ederim, tasdik ederim, şahitlik ederim diyoruz. Sonra ahde vefa etmemiz lazım. Emanete riayet etmemiz lazım. Orada evlenirken diyoruz ki sana şu evin yarısını vereceğim üzerine diyorum. Yapacağım diyor. Ama noterde de biraz cümleyi değiştiriveriyorum. Evli kaldığımız sürece ya, diyor. Evli kaldığımız sürece diyorum. Hemen bir cümlenin değişmesiyle anlamda değişti gitti. Sonra yani, ne diyor hocam? En sonunda da diyor ki ilk eşimin ve oğlumun hakkını sana yırtmam. Yedi, ne oldu birden düşman diyeceksen oldunuz. İşin başında diyeydin değil mi? Tabii. İşin başında öyle demiyor. Sonunda diyor ilk eşimin ve oğlumun hakkını sana yedirtmem. Bunlar doğru değildir. Dürüst olmak gerekiyor. Çok ya. Haklısınız hocam. Evet. Peki. Bir video soru daha olacak. İzleyelim, görelim. Halanın deseninde böyle bir artı işareti var. Ve bunun üzerine seccade serip namaz kılınıyor. Namazımız geçerli olur mu? Evet. Efendim, bunlar mekruh olur. Niye? Dikkatimizin, huşuğumuzun kaybolmasına sebep olur. Ya bir başka dinin sembolü müydü, değil miydi derken huzurumuz kaçar. Böyle semboller de olmamalı.
sade olmalı. Dikkatimizi dağıtacak şekiller olmamalı. Peki. Devam edelim sevgili izleyenler. Ama son şifreyi de paylaşıp öyle devam edelim. Zamanı geldi, vakti geldi. Üç şifre veriyorsunuz biliyorsunuz. Veriyoruz biliyorsunuz sevgili izleyenler toplamda. İki şifreyi paylaştık. Son şifre ekrana gelecek. Üç hediyemiz için. Yine Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi daha. El Kayyum. Ya Allah Celle Celal. Gökleri, yeri ve her şeyi tutan Allah'ın rahmeti, inayeti ne büyük. Bizim gafletimiz ne derin. Allah'ın rahmeti, inayeti ne büyük. Bizim gafletimiz ne derin. Gökleri, yeri, her şeyi tutan Allah. El Kayyum. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Evet, 3 şifre ekrana geldi. Telefon numaralarımız da ekrana geldi. 0212 alan koduyla 300404, 300606. Hatlarımızı düşüren ilk 3 izleyicimize hediyelerini hatıra olarak yollayacağız. Vaktimiz olursa ilk düşüren seyircimizle telefonla konuşalım. Hangi şehirden düşürecek merak ediyorum. Şifreleri kendilerinden alalım. O vakte kadar bir Instagram sorusu var. Onu okuyalım. Hocamıza soralım. Ayşe Hanım şöyle soruyor hocam. Eşimle 3 yıldır evliyiz. Eşim kazandığı paranın yarısını ailesine veriyor. 3 yıldır beni bir yemeğe bile götürmedi. Daha evliliğimizin 3. yılı, ilgi yok, şefkat yok. Evlilik neden var o zaman? Sadece cinsellik ve üremek için mi var evlilik? Bir ömür boyu böyle bir evlilik nasıl geçer? Ben 30-40 yıl sonra ahlar ve vahlarla tükettiğim bir ömür olsun istemiyorum. Boşanmak istiyorum. İlginin, şefkatin, sevginin olmadığı bir evliliği bitirmem günah mı? Evet efendim, ailemizde altın mı çok olsun, para mı çok olsun, mal mülk mü çok olsun? Hayır, hayır. Sevgi çok olsun, saygı çok olsun. Ya bu yok. Ya anlatılana sevgi yok, göre. Saygı yok. İlgi yok, muhabbet yok. Ya halbuki hocam, bak Rabbimiz وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Şu da benim varlığıma delil ki kendi cinsinizden eş verdim. Saygı ve sevgi duyasınız diye. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Aranızda sevgi ve saygı olsun diye. Vurgu önemli, o vurgu ya, önemli. Saygı, Rabbimiz, sevgi, muhabbet Rabbimiz önemli. Öyle buyuruyor. Sevgili Peygamberimiz bakın, ben Hatice sevgisiyle rızıklandırıldım. Söze bakın. Hatice sevgisiyle rızıklandırıldım. Ayşe annemiz ne diyor? Beni ne kadar seviyorsun? Seni gördüğüm gibi seviyorum. Aradan zaman geçince Hazreti Ayşe tekrar soruyor. Kördüğümden ne haber diyor. İlk günkü gibi diyor. Ya. Ve Efendimiz kişinin eşinin ağzına lokma koymasında ecir var, ecir, mükafat var diyor. Yani. Hep sevgi ve muhabbet hep var hocam. Bütün sevgi. Bu anlattıklarımızda evet. İlgi var, şefkat ya. Var. Yani Efendimiz bakın, bey hanımına sevgiyle bakarsa, hanım da saygıyla karşılık verirse Allah da onlara rahmetle bakar. Sevgi yok, saygı yok, rahmet yok. Yok. 3 yıldır daha bir kere yemeğe çıkarmadı, götürmedi ya, diyor. Yani dışarıda bir ya, yemek yiyelim, doğru. Baş başa zaman geçirelim. Ondan sonra yok, olmadı diyor. Şimdi ben 30-40 yıl bu ahlarla vahlarla geçirmek istemiyorum. Yolun başındayken ayrılmak istiyorum diyor hocam. Haklı mı? Haksız mı? Hayat tabii çekilmez. Ya güler yüz yok, tatlı söz yok. Evde bir muhabbet yok. O zaman dediği gibi sadece üremek için mi var bu diyor evlilik? Öyle doğru demiş. Söylüyor. Sadece cinsellik ve üremek ya, için ya, mi var evlilik? Doğru söylüyor. Evet. Çekilmez hale gelirse o zaman boşanmak hak olur. Peki. Devam edelim. Bir video sorumuz daha var. İzleyelim, görelim. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Ben Ramazan öncesi ümre ziyaretine gitmiştim. Uhud'da gezerken oranın maneviyatına taş mı? Kapılarak elime taş aldım. O taşları bırakamadım. Buraya getirdim. Günah olduğunu söylüyorlar.
Aydınlatır mısınız? Teşekkür ederim. Uhud'dan hatıra olarak yanıma taş aldım, toprak getirdim, taş aldım diyor hocam. Efendim, dediği gibi çok güzel bir duyguyla hanımefendi böyle yapmış ama buna gerek yoktur. Arafat'tan iniyorken hacı bir kuş gibidir. Ne kadar da pak, anasından yeni doğmuş gibidir. Oradan gelirken merhum İkbal diyor, biliyor musun? İkbal diyor ki, haçtan gelenleri ziyarete gittim. Ne getirmişler diyor? Hurma getirmişler, zemzem getirmişler, iyi etmişler. Ama diyor, Hazreti Ebu Bekir'in sadakatini, Hazreti Ömer'in adaletini, Hazreti Osman'ın sahavetini, Hazreti Ali'nin şecaatını getirseydiler bundan daha iyiydi diyor. Doktor İkbal ki oradan gelirken ne kadar güzel. Yani oradan taş, toprak getirmeye bir anlam yoktur. O buyurduğunuz özelliklerle yani, aynen diyorsunlar. Aynen İkbal Allah böyle Allah diyor. Hazreti Ebu Bekir'in sadakati, ya Hazreti Ömer'in adaleti, Hazreti Osman'ın sahaveti, cömertliği, Hazreti Ali'nin de şecaatı, yiğitliği, bunları getirmiş olsaydılar gelenler. Valizimize, heybemize bunları koyup bunları gelelim. Koy, heybemize evet, bunları doğru, koyup. Uhud hocam ekranlarda, kutsal topraklar şu anda ekranlarda. Ya, doğru efendim. Özledik hocam. Himmet buyurun da gidelim inşallah. İnşallah efendim. Hakikaten özledik. En son hocam sizinle birlikte rehberliğinizde 2018'de galiba. Doğru efendim. Ziyaretimiz doğru oldu. Sonra pandemi gidecektik 2019'da. Pasaport hazır, vizeler hazır. İki gün kala dediler ki ayrı yasak var. Evet. Giriş çıkış olmuyor. Dolayısıyla gidemedik. Kısmet için. Cenab-ı Hak hocam ya nasip olmayınca işte olmuyor ya. Öyle. Olmuyor. Kimde kim aşkın nişanın var durur. Akıbet anı maşukuna er görür. Muhsin Bey ben hatıralarımda bakın. Ya Rabbi gideyim de en son otobüsün son koltuğunda gideyim dediğim Allah Allah zaman hayır uçakla gönderdi. Allah Allah. Halbuki o zaman uçak yolculuğu azdı. Otobüs değil de uçak yolculuğu. Bazen de şöyle oldu. Ya gittik şimdiye kadar filan dediğim zaman yok. Gitme yok. Allah Allah. Sen onun hasretini duymadıysan demek ki şimdi gitme yok. Hocam hasret duyuyoruz ya. Ya. Hocam. Öyle olunca kapılar açılır. İnşallah hocam. Allah inşallah sebep yaratır ya. Gitmek isteyen herkese öyle, Cenab-ı Hak nasip etsin. Amin efendim. Gitmeyenlere ama gidenlere de tekrar nasip etsin. Biz de istiyoruz şu anda. Evet. Duamız olsun. Şu vakitte bizim duamız olsun. Telefonumuz hazır. Hattımızı ilk düşüren izleyicimiz belli olmuş. Öyle mi? Bakalım kim? Nereden? Hoş geldiniz. Sema Alver İstanbul. İstanbul'dan düşürmüş hocam Sema Hanım. Nasılsınız Sema Hanım? Sağ olun Muhsin Bey. Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Teşekkürler. Nerelisiniz? İstanbul'dan arıyorum. Hayırlı. Hocamızı da çok seviyoruz. Ellerinizden öperiz hocamızın da. Allah razı olsun. Memleket neresi? Trakyalıyım. Trakyalısınız. Peki kimler izliyor şu anda evde bizi? Annem, babam. Maşallah. Selam ediyoruz. Hürmet ediyoruz. Aleyküm selam. Kim düşürdü? Hattımızı kim düşürdü? Siz mi? Evet. Siz düşürdünüz. O halde şifreleri duyalım sizden. Tabii ki. Birinci şifre El Mümit Celle Celalü. Evet. İkinci şifre El Hay Celle Celalü. Evet. Üçüncü şifre El Kayyum Celle Celalü. Tebrik ediyoruz Sema Hanım. Hediyenizi adresinize yollayacağız hatıra çok olarak sağ olun tekrar. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlarınız sağ olun olsun. Sağ olun. Ailenize de selamlar. Evet. Muhsin Bey ben de şu bakımdan bu kardeşlerimizi tebrik etmek istiyorum. Bakın hanımefendi dikkat ettim. Bu üç ismi şerifi de söyledikten sonra her birinin arkasından Celle Celaluh dedi. Gayet doğru, gayet güzel. Bizim kutsala saygımız bu. Sevgili Peygamberimizin adından bahsedince aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimizin adından bahsedince Celle Celaluh veya Allahu Teala gibi yani onun şanını yücelten bir saygı ifadesi. Ben maşallah hep tebrik seyircilerimiz ediyoruz böyle söylüyorlar. Teşekkür yani ediyoruz hocam. İsimleri söyledikten sonra Celle Celaluh diyorlar gayet güzel. Çok hocam doğru. Sizin uyarılarınızı dikkate alıyor seyircilerimiz. Herhalde öyle oluyor. Teşekkür ediyoruz onlara. Peki hattımızı ikinci düşüren isim?
Yine İstanbul mu? Zehra Kızılkoca. İstanbul'dan düşürmüş. Hattımızı son olarak düşüren Nazan Arıkan Isparta. Isparta, Güller Diyarı Isparta'ya selamlarımızı yollayalım. Çok teşekkür ediyoruz. İzlediğiniz için sevgili izleyenler, muhterem hocam size çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sağlık, afiyet diliyoruz. Ömrümüze bereket. İstifade ettik. Bereketli bir program oldu. Sevgili izleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma, yine Cuma sohbetlerinde birlikte oluncaya dek hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, çok güzel bir hafta sonu, bereketli bir hafta diliyoruz. Hocamızın duasıyla programımızı bitiriyoruz. Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhane rabbiyal aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rab, Rahmansın, Rahimsin, Erhamur Rahiminsin, rahmetini, inayetini, lütfunu üzerimizde daim eyle. Amin. Rezzaksın, rızıklarımızı helal ve bol olarak ihsan eyle. Amin. Hafizsın, muhafaza eyle. Amin. Ya Rab, hainlerin, şerirlerin, düşmanların ve Müslümanların düşmanının şerrinden muhafaza eyle ya Rab. Amin. Fallahu hayrun hafizan ve huve erhamur rahimin. Allah en güzel koruyucu, en büyük merhamet sahibi. İnayetine, lütfuna sığınıyoruz. Ve mekeru ve mekerallah. Vallahu hayrul makirin. Ya Rab, onlar silahlarına güveniyor, güçlerine güveniyor. Biz ise sana güveniyoruz. Ya Rab, Müslümanlara bu zulmü reva görenleri Kahhar ismine, Amin. Aziz'ün Züntikam ismine havale ediyoruz. Amin. Ya Rab, 4500 yavrumuz şehit oldu. 11.000 insanımız kurban oldu. Sahabe-i kiramın, sevgili peygamberimizin, Mehmetçiğin hatıraları bulunan yerleri bu kirli ayaklar çiğnemesin. Amin. Namusumuz heder olmasın. Amin. Bu minareler yerlere serilmesin. Amin. Ehli İslam'ı aziz ve mansur, Amin. Düşmanlarını zelil ve makhur eyle ya Rab. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Allah'ım. Rahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemler. Rahmanirrahim. Melikümmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâs sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Amin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.